Evet sevgili seyirciler dünden bu yana bu açıklamalar konuşuluyor. Bakalım herhangi bir sıcak gelişme olacak mı? Şu anda biz de bekliyoruz. Stefan Kuntz'la ilgili. Şenol Usta Ömer'e hemen dönmek istiyorum. Hocam daha önce milli takımda oynamış bir isim olarak, federasyonda milli takımda çalışmış bir isim olarak Kuntz'un bu açıklamalarına katılıyor musunuz? Kuntz'un bu açıklamalarına katılıyorum ama nasıl katılıyorum? Gülerek katılıyorum. Yani gülünç geliyor bana. Gülmekten katılıyorum. Yani o gülmek de istemiyorum da yani, yani gülünç işte. geliyor bana. Neden? Şimdi not aldım. Canımı acıtan oyuncuların yüzde yüzünü vermemesi. Biz geçen hafta burada programda aynı söylediklerimi şimdi kun söylüyor. Ben dedim ki bizim orta saha oyuncuları 5'e 2 oynuyor. Yani e, halkın anlayacağı dilden konuşayım. Ona biz ortada seçen deriz. Öyle daha iyi anlar. Herkes anlasın diye. Evet, Beşi böyle iki. demiştiniz bir böyle. Ha. Hatırladım. Ha. Eğlenceli. Bizim orta sahadaki oyuncular eğer bunu oynuyorsa sen de buna müdahil olmuyorsan senin için acır. Senin bunlara taktiği sen vereceksin. Bak diyor ki koşuları gereken koşuları yapmadı. Ben ne dedim o zaman sana? Nabızları dedim 180-200'e vurmadı bizim ortası oyuncular. Evet. 180-200'e çıkması için maksimum derecede depar atması lazım. Bu nedir? Koşu yapması lazım. Yani şu anda Stefan Kurs'un açıklamasından onu görüyoruz. Yani Santrofor'un bo boşalttığı koridorlara o koşuyu yapmadı. Kanat oyuncuları oraya gol atmak için koşuyu yapmadı. Herkes al topu ben sana veriyorum, sen Murat'a veriyorsun, Murat sana veriyor, sen bana veriyorsun. Üç orta sayız. Horvet oyuncusu zaten oyuna başlangıcı yanlıştı. Ülkemizde oynuyoruz. Sen Barış Alper'le oynuyorsun bir deplasmanda oynarsak evet buna ben de daha önceki programlarda katıldım. Ama iki tane gol vuruşu yapan iyi santroforum var. Elinde bu malzeme var. Bertu ve e, Halil Dervişoğlu. Sen bunlardan birini kullanacaksın. Ki o çocuklar aldıkları süre içerisinde Ermenistan maçında ikisi de girdi oyuna. ikisi de ceza alan içinde yapılması gerekeni yaptı. Hatta Bertu golünde birini yaptı. Şimdi Beyefendinin söylediklerine nasıl katılalım? Sağda yüzde yüzünü vermiyor. Ya yüzde yüzünü vermesi için sen ne yapıyorsun? Ya o zaman herkes bu takımı çalıştırabilir. Sen hocaysan yüzde yüzünü vermesi için onları o şekilde çalıştıracaksın, organize edeceksin. Ne demiş? Milli futbolcunun oyununu, şey milli takım oyuncuları oyununu geliştirecek. Ya oyununu sen geldiğin zaman dedin ki, hiç unutmuyorum, röportajını biliyorum. Biz buraya geldik. Oyunu geliştireceğiz. İlk haftalarda hani, ilk maçlarda konsun bu demeçlerini unutmayın. Biz oyunumuzu daha geliştirerek gideceğiz. Daha iyi bir noktaya geleceğiz. Yeni bir sistemle falan oynayacağız dedi. Ya sen bırak geliştirmeyi geriye taşıdın oyunu. Elindeki kadro muhteşem bir kadro var. Bu kadroyu sen geliştireceksin. Sen yönlendireceksin. Taktiksel antrenmanı en üst düzeyde yapacaksın. Koşmayan oyuncu varsa da oynatmayacaksın. İsmi ne olursa olsun. Ondan sonraki sorusu sahanın ortasında cevap verilir. Röportajda değil. Evet. E sen bunu söyledikten sonra e o zaman bunun çözümü nedir? Sen bunu söylediğin adam da takımın kaptanı. Ya, o kadar net. mi Öyle bir gücü var mı mesela? Bak milli hayır hayır. Bak. Tabi ki oynatmayabilirsin. Madem bu kadar tepkili bir kulüp takımı olsa şimdiye kadar belki de kadro dışı bırakılmıştı ama milli takımda Stefan Kutsun böyle bir gücü var mı? Burada Olur, kişi, oraya Hakan oraya gelmeye. Oraya gelmeyelim. Peki. Ama gelmek de lazım. Hayır, yani. daha sonra gelelim oraya. Tamam. Ama bu demeci verdikten sonra artık oraya gelemezsin. Sen röportaj vererek takıma katkı sağlayamazsın. ...sağda oynayarak verirsin dediğin zaman... ...o ipler koptu. Hı hı. Onu bir daha bağlayamazsın. Zaten topal ördek gibi gidiyorsun. Seke seke. Bir atlıyorsun, bir duruyorsun, bir atlıyorsun, bir duruyorsun. Kazandığımız maçlara bakalım. Hep rakiplerimiz... ...zayıf rakiplerimiz eksik kaldı. Evet. Öyle kazandık. E sen şimdi yüzde %100... ...ben Japonya maçını söylemiyorum zaten. Japonya maçısına gelirsek bir facia. Eee... Alman militekini hocası Hans Flick. Hans Flick. Onlar 4-1'i yenildi. Onların hocası değişti. Japonya. Biz de 4-2'yi yenildik. Bizim de Almanya'dan biraz sınırımız aşağıda olsun. Yani burada anlayış göstermek lazım. Burada anlayışlı olmak lazım. Ermenistan. Bak ben bu grupta kalan maçlarımız bu kafayla gidilirse sıkıntı doğacak. Niye doğacak? Sen oyuncuları bir kere basının önünde eleştirdin takımın kaptanını eleştirdim, birçok oyuncuyu eleştirdim. Oyuncular koşmuyor dedim. E sen bunların yüzüne bir daha nasıl çıkıp bakacaksın çocuklar? Hadi. Bundan sonra Hırvatistan maçında Aslanlarım falan filan ben size güvenirim oynayın. Ya kusura bakmayın da ya insanın aklından alay eder gibi demeçler, çocuksu demeçler, hiçbir hocaya evet. yakışmayacak demeçler. Sen elindeki malzemeyi böyle basının önünde kullanamazsın. O bir hata. Daha sonra yüz yüze bakacaksın ve bunlardan bir şey isteyeceksin. Ne isteyeceksin? Türk Milli Takımı için başarılı olmalarını isteyeceksin. Ya da bir daha onları çağırmayacaksın. Ya da onlar burada olacak, sen burada olmayacaksın. Bir tercih artık burada yetkililerin yapması lazım. Evet. Onu... Detaylandıracağım hocam. Yani. Alternatifler bunlar. Şimdi onlar üzerine zaten Yani buraları yapmadıktan sonra Onur bir yere adım atmamız çok güç. Peki. Şimdi Murat Özbostan'a da sorayım. Tecrübeli bir medya yöneticisi olarak bu olaylardan sonra Stefan Kunsun 12 Ekim'deki Hırvatistan maçında milli takımın başında olma ihtimali var mı? Yani ihtimali bence var. Niye var? Çünkü Sayın Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, yani hem bu maçtan önce ve yine Ermenistan maçından sonra yani o aradaki 2-3 günde zaten bunları bir şekilde ifade etti. Yani hoca değişikliğine gitmeyeceklerini, Ermenistan, ve Letonya ya yanılmıyorsam maçlarının önemli olduğunu ifade etti. Yani o kendisine de soruldu. Maçtan önce değil mi Murat? Evet, yani. bu maçtan önce. Peki memnun. talihsiz bir demeç mi? Yani talihsizliğin ötesi gereksiz bence söylenmesi. Ki. Yani çünkü bir şey var, bir yangın var. Yani bir biraz Tam sayın başkan da ateşi söndürmek istiyor ama yani sonuçta kamuoyunun da hocaya karşı ciddi derecede bir tepki var ve bu tepkilerin yani hoca işte Hırvatistan maçında da olacak demek güzel tamam istikrar sahip çıkmak ama ama dünkü maçtan sonraki açıklamaları bakıldığında bir nevi sadece Hakan Çalhanoğlu değil takımla da genel olarak ip bir kopukluk olduğu bir iletişim sorunu olduğu çok açık ve net bir şekilde görünüyor. Yani bu bundan sonraki değerlendirmede yeni bir gelişme olabilir mi? Yani Sayın Başkan'ın laflarına ve sözlerine bakarsak ben böyle bir gelişme beklemiyorum. Yani ama çıkıp da federasyon yönetimi ya da Sayın Başkan tamam ben bunları söyledim kardeşim ama bizim oyuncularımıza da çocuklarımıza da yani bu kadar işte onları suçlamak takımı suçlamak bazı futbolcular hakkında bu tür sözler söylemek doğru değil. Dolayısıyla bizim de yolları ayırmamız daha mantıklı gibisinden bir açıklama da olabilir. Yani bu futbolda her an özellikle de bu tür durumlarda her an her türlü gelişmeler olabilir. Ama kendi tahminim ve aldığım bilgi devam edecek. Yani şimdi lig maçları başlıyor. Kaç gün sonra gündemden düşer çünkü bu konular. Ondan sonra bir ay sonrasına bakarız. Ama şu takımın bir ay sonraki hali eğer bu alacaksa zaten Hırvatistan maçında eyvah ki neyvah. Yani bir de açıklamalarıyla ilgili o kadar tezat durumlar var ki. Yani o da eleştirilerden belli ki çok etkilenmiş. İşte diyor ya bazı Türkçe kelimeleri ben de biliyorum. Neler söylediklerini biliyorum. Yani bu şeyi kaldıramıyor. Bu şeyi yönetemiyor. E, bu süreci yönetemiyor. Ve orada mesela çok enteresan bir cümle var. Bana işte destek diyor, sahip diyor çıkmıyorlar gibisinden bir cümlesi var. Yani kim sahip çıkmıyor sana? Yani Hamit Altıntop sana sahip çıkmıyor. Federasyon yönetimi sana sahip çıkmıyor. Federasyon başkanım sana sahip çıkmıyor. Şimdi bakıldığı zaman ya da oyuncular mı? Eğer oyuncular sahip çıkmıyor. Sen de oyuncular için bu cümleyi söylüyorsan gerçekten ortada bir sorun olduğu gerçek. Kopmuşsunuz. Ve bundan sonraki maçlara çıkman da zaten çok mantıklı bir şey değil. Hocamın dediği gibi o Avrupa Şampiyonası'na gitmek de artık bir riskli bir duruma gelebilir. Yani öyle bir duruma gelir ki bence şu an değiştirmek lazım. Yani eğer dünkü ifadeleri olmasaydı, dünkü maç, çünkü tamam Japonya maçını bir kenara bırakalım. Ama ifadeler gerçekten hiçbir milli takım teknik direktörü bu kadar e, oyuncularını yani suçlayıcı ifadelerde bulunmamıştı resmen suçladı yani bir bir şey demedi ya sırtımdan hançerlenmedin demedi yani Murat bunu sadece milli takım oyuncuları için değil kendi çalıştığın grubu basının önünde bu kadar eleştirirsen bu kadar kötü duruma düşüyor ya milli takım bırakalım herhangi bir genç takımda bile herhangi bir takımımızda ya basının önünde oyuncularını ...çalışanını suçladığın zaman Allah aşkına sen şimdi Sabah gazetesinin spor müdürüsün. Sen şimdi elemanların suçluysan bir de o insanların yüzüne bakabilir misin? Evet. Mümkün değil bakamazsın. Yani küçükten büyüğe gidelim. Yani en küçük yerden. Yani futbol aynı geliyor geliyor. İş hayatıyla beraber eş eşdeğerde hiçbir şey değişmez. Senin iş yerin benim iş yerim. Onun iş yeri amili takım. Sen oyuncu bak ben ne güzel söyledin. Aynı fikirdeyiz. Ben maçı önemsemiyorum dedim. Ha önemsiyorum 4-2, 4-1. Alman milli takımı Hansi gidiyor. Sen duruyorsun hala. Durmaman <laughs> gerekiyor. İkincisi çok güzel ya. Sen bu kadar oyuncuları topun önüne koy. E, nasıl yüz yüze bakacaksın? Bir dahaki maçta sen nasıl diyeceksin ona ki? Hadi sen bunu yap, şunu Yedi yap. işte kaptarı kaptanı yap. takımın yani. Ya bir tek o değil ama. Tabii tabii genel olarak. Bir var. de genel var. Oyuncular koşmuyor. Oyuncular takım oyununa katkı vermiyor. sağlamıyor. Bak Hakan'ı bireysel eleştiriyor. Takımı bütünsel eleştiriyor. Ne diyor? İşte röportaj vermeyeceksin Hakan'a diyor. Ama koşmuyor, oyunu geliştirmek için hiçbir şey yapmıyor. Ya kardeşim sen oyunu geliştirmek için ne yaptın Allah aşkına? Bir taktik antrenmanında yaptığın şeyi, gösterdiğin şeyi oyuncular yapmadıysa o zaman oyuncuyu oynatmayacaksın. E böyle basının önüne çıkıp da ağlamakla bir şey... Ya abicim, bu, bu, bu böyle hocalık falan olmaz. Yani bunu en basit bir takım, basit demeyelim de en küçük bir takımda bile böyle şeyler olan şeyler değildir. Yani ben hocalık yapıyorum. Kalkacağım, oyuncumu eleştireceğim. Ondan sonra bir maç sonra hadi koçum aslanım sen şunu yaparsın, bunu yaparsın. Yani o olağan dışı bir şey.